İsmim Hafız Ahmet Teke, 13 yaşındayım, Kastamonu Cideliyim. 2017 yılında Taşoğlu Yeşil Cami Erkek Kur'an kursuna başladım. Bizim hassas bir noktamız Hafız Ahmet. Bebekliğini hemen aşar aşmaz başladı. Onun böyle okul serüvenleri, kurs serüvenleri. Hafız Ahmet öğrenci olarak başarılı bir öğrencidir. En başarılı öğrencilerimizden bir tanesidir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Ben deniz önce kendimi bir tanıtayım. İsrafil Kiracı. Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an kursuna 1987'de girdim. Yani buranın evveliyatını, temelini anlatmak için bunları sizlere zikredeyim. 5. sınıfı Giresun Alucra'da bitirdikten sonra 87'de Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an kursuna geldim hafızlık yapmak üzere. Peki Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an kursu, Arnavutköy Taşoluk Yeşil Cami Kur'an kursu nedir? Bir bilelim, tanıyalım, görelim bakalım. Bayrampaşa'daki o sıkışıklıktan biraz daha bahçesi vesaire, spor alanı, sosyal alanı Kur'an kursunun az olduğu için demişler ki, düşünmüşler heyet olarak, biz talebelerimizi daha nasıl rahat ettirebiliriz düşüncesiyle İstanbul'un biraz daha yakın çevresinde, merkeze yakın ilçelerinden güzel bir yer alalım vakfın üzerine. Orada güzel bir eser yapalım, Kur'an kursları, ilim ocakları yapalım, ilim müesseseleri yapalım diyerek 86'da buranın arsasını alıyorlar, tarlayı alıyorlar. 94 yılında temel atılıyor buranın. Yılında cami açılıyor. 94'ten 2003. Ve sonra efendim 2013'ten sonra da bu Kur'an kursu resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı olarak efendim hizmete giriyor. Camimiz 7000 metrekare üzerine temel atıldı. İnşaatın çoğunu bitirdik. Şu anda ibadete açık. Sadece kapalı alan 12 bin kapasiteli. Avlu ve diğer açık alanlarla birlikte mesela bir Kadir gecesinde burada rahat 20 bin kişiyle ibadet edebiliyoruz. Mübarek gün ve gecelerde. Alt kat, yani caminin bir alt katı burası, Kur'an kursu olarak hizmet ediyor. Yine Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı resmi olarak 120 talebemiz bulunmakta. Efendim, misafirhanelerimizle birlikte güzel bir eser ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihinde yapılan, son yüzyılda yapılan en güzel eserlerden birisi. Öncelikle hoş geldiniz, safa geldiniz. Kursumuz Arnavutköy Taşoluk Yeşil Cami Kur'an kursu. 2014 yılından itibaren kursumuzdaki öğrencilerimiz hem okula gidiyorlar hem de burada kursta eğitim görüyorlar. Öğrencilerimizin haftalık eğitimi pazartesi günü başlar. Cumartesi öğleye kadar devam eder. Cumartesi öğlenliğin aynı pazartesi sabahı olduğu gibi biz öğrencilerimize kursumuzun kapısından velimize teslim ederiz. Aynı şekilde pazartesi günü sabahleyinde biz velimizin öğrenci kursumuzun kapısında teslim alırız. Ve bunlar imza karşılığıdır. Hiçbir zaman için herhangi bir kişi gelip de ben falancıyı alıp eve götüreceğim derse biz ona asla müsaade etmeyiz. Kendi velisi gelecek, annesi olabilir, babası olabilir, birinci derecede akrabası olacak ve velisi olduğu bizim tarafımızdan da kayıt altına almış olacak.
Dolayısıyla biz buna çok fazla dikkat ediyoruz. Kursumuzun kapasitesi, yatak kapasitesi 104'tür. Sabahları kahvaltılarını biz öğrencilerimize yaptırıp okula gönderiyoruz. Okula gönderirken bunları kapımızdan servise bindiriyoruz. Okulda serviste inerler, okuldaki eğitimlerine devam ederler. Okuldaki eğitim süreci bittiğinde ise tekrar onları bir servislerle alıp kursumuza kadar getirir, kapıdan içeriye sokarız. Arnavutköy Taşoluk Yeşil Cami Kur'an kursumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hafızlık Kur'an kursumuz burası. Ortaokulla beraber başladığımız süreci hafızlıkla bitirerek inşallah bu süreci tamamlamış oluyoruz. Nasıl başlıyoruz? 5. sınıfta alıyoruz öğrencilerimizi buraya. 5. sınıfta ilk önce Kur'an-ı Kerim okumasını, tecvid kaidelerini, dini bilgilerin temellerini öğretiyoruz. Daha sonraki süreçte hafızlık kabiliyeti olan, istekli olan öğrencilerimizi hafızlığa alıyoruz. Hafızlığa başlatarak ortalama 3-4 senede kabiliyet bakımından üstün olan öğrenciler seviyesine göre hafızlığını bitiriyorlar. 4 sene içerisinde biz bunu yayıyoruz. Resmi programımızda bu var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın vermiş olduğu resmi programa göre gidiyoruz. Burada öğrencilerimize aynı zamanda dini bilgiler dersi de veriyoruz. Peygamber sevgisi, Kur'an sevgisi, vatan sevgisi, insanları sevme sevgisi, birbirleriyle kaynaşma sevgisini veriyoruz. Bu zaman diliminde çocuklarımızın sosyal olarak gelişebilmeleri için bizim spor sahamız, halı sahamız vardır, basketbol sahamız vardır. Aynı zamanda pimpon masalarımız vardır, hava hokeylerimiz vardır. Hamamımız vardır. En az haftada bir ya da iki defa çocukları hamama getirir. Suyla iştigal etmelerini, oynamalarını ve serinlemelerini aynı zamanda onların elektriklerini almak için bunu muhakkak yaparız. Kursumuz bir aile ortamında devam etmektedir. Revirimiz vardır. Çünkü çocuklarımızın herhangi bir şeyden dolayı bir zarar görmelerini asla istemeyiz. Hafızlık bilindiği gibi birebir yapılması gereken eğitim. Yüz yüze yapılması gereken eğitim. Çocuğu önce Kur'an-ı Kerim'i güzel yüzüne okumasını sağlıyoruz. Seri okumasını sağlıyoruz. Tecvid kaidelerine uygun bir şekilde yüzüne okumasını sağladıktan sonra çocukları denemeye alıyoruz. Hafızlık denemesi. Ne demek hafızlık denemesi? Bir sayfa 15 satırdan ibaret. Bu çocuğa 15 satırlık sayfayı yüzüne okutturuyoruz. Yüzüne okutturduktan sonra belli bir süre veriyoruz. Bir gün. Bir günde bu çocuk hiç yapmadığı sayfayı bir günde tamamlayabiliyor mu? Bunu tamamlarsa öğrenci, bunu en az bir 10-15 defa tekrarlıyoruz. Bunu sürekli peş peşe yapan öğrenci her gün bir ders, her gün bir sayfayı, yeni bir sayfayı ekleyerek bunu tamamlarsa hafızlık programına devam ettiriyoruz. Eğer tamamlayamıyorsa bunu biraz daha devam ettiriyoruz açılana kadar. Çünkü zeka ezberledikçe biraz daha açılıyor, biraz daha açılıyor. Birden çocuğu anlamamış olabiliyoruz. Gelişmemiş olabilir. Biraz zaman ister bu. Daha sonraki zamanda bunu hafızlık dediğimiz sayfa sayfa cüzlerden birer sayfa öncelik ezberlettiriyoruz. Bir hatimi indiriyoruz. Daha sonra hatim bittikten sonra tekrar başa dönüyoruz. Tekrar başa döndükten sonra o sayfanın ezberlemiş olduğu sayfanın yanına bir sayfa daha koyuyoruz. Hiç yapmamış olduğu sayfayı bu sefer iki sayfayla hafızlık ne yapmış oluyor? Devam etmiş oluyor. Süreç böyle başlıyor. Kabiliyeti iyi olan öğrenci ortalama 2 senede bu süreciyle bitirmiş oluyor. İlk başta yüzüne sınıf olarak alıyoruz.
Sonra daha ileri şey yaparak hafızlığa kadar ve hafızlıktan sonra mezun ediyoruz. Hafızın yüzünü aldığımız zaman biz bunları Kur'an bilmiyormuş gibi sıfırdan başlatıyoruz. Çünkü daha bazı Kur'an bilerek gelenler de bile bakıyorsun Kur'an hataları çok oluyor. Yani tecvid hataları çok oluyor mesela. Bunları bildiği gibi eğer devam ettirecek olursak yanlışlar üzerine devam ediyor. Bunlar çocuklarda bu yanlışlar kalıcı oluyorlar. Tebarakallahu. Fetebarakallahu ehsenül halikin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e hitaben ve indeke le alâ hulugin azim. Habibim sen muhakkak yüce bir ahlak üzerindesin diyor. Bizim için de olmazsa olmaz değerimiz çocuğun her şeyden önce ahlaklı olmasıdır. Peygamberini örnek almasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Bu Peygamber Efendimiz'in ahlakını en güzel şekilde çocuklarımıza aşılamaya, onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisiyle hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmamıştır buyuruyor. Biz de Peygamberimizin tavsiyesine uyarak bu çocuklarımıza öncelikli olarak peygamber ahlakını aşılamaya çalışıyoruz. Tam yüzüneden alıp hiç sıfırdan alıp mezun ettiğimiz bir talebeler benim bu ikinci grubum. Bir grubumu bitirdim, hafız ettim. Yani orada ilk 3-4 hafızımız, tabii ki öyle ilk hafızlarımız insana çok değerli geliyor. Hele hele bunları yarın bir gün bir mihrapta gördüğün zaman veya bir kaymakamlık makamında veya bir müftülük makamında, vaizlik makamında gördüğün zaman tabii ki de insana ayrı mutluluklar katıyor bu işler. Hafız Ahmet 2017 yılında kursumuza kayıt yaptırmıştır. 2017 yılını Hafız Ahmet yüzünde okuyarak geçirmiştir. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yani şimdiye kadar olan zamanda Hafız Ahmet ezberlerini tamam etmiştir. Yalnız 12 cüzü kalmıştır. 12 cüzü de inşallah 2 hafta sonra tamam ederek Hafız Ahmet hafızını bitirmiş olacaktır. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ Hafız Ahmet öğrenci olarak başarılı bir öğrencidir. En başarılı öğrencilerimizden bir tanesidir. Hafız Ahmet ders haricinde kitap okumaya oldukça meraklıdır. Kitap okur. Arkadaşlarıyla çok uyum içerisindedir. Hafız Ahmet'in babasının imam olması hasebiyledir. Kendisini arkadaşları uyum içerisinde olduğu gibi onlara liderlik de yapar. Bu vasıflar da Hafız Ahmet'te mevcuttur. Hafız Ahmet öğrencimiz de kursumuzun başarılı öğrencilerindendir. Ve güzel okuyuşu vardır. Tecrid kurallarına uyarak okuyor. Kendilerini güzel yetiştiren hocalarımız da bu hususta çok emekleri geçmiş olmuştur. Amin. Amin. Hafız Ahmet Teke, 13 yaşındayım. Kastamonu deliyim. 2017 yılında Taşoluk Yeşil Cami Erkek Kur'an kursuna başladım. Hamdolsun bir hafta sonra da hafızlığımı bitireceğim. Okul olarak da 8. sınıf öğrencisiyim. İnşallah bundan sonraki hedefim Arapça okumak. Öncelikle hoş geldiniz. Diyanet televizyonumuza ve dahi sizlere teşekkür ediyorum. Hanemizi şereflendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Konu yavrumuz Hafız Ahmet olunca bizim hassas bir noktamız Hafız Ahmet. İsmiyle müsemma bir çocuk olsun diye çok gayret sarf eder miyiz, çaba sarf eder miyiz, bizim için sıkıntı olur mu diye hiç düşünmeksizin
Bebekliğini hemen aşar aşmaz başladı. Onun böyle okul serüvenleri, kurs serüvenleri ve nihayetinde bugünlere geldi. Öncelikle işte kursa ilk başladığı zamanlar bayağı bir zor oldu, ayrılıklar. Okula teneffüs saatlerinde ziyarete gidiyorduk. 3,5-4 yaşlarındaydı. Her gün sabah 9'da işte akşam üstü saat 3'e kadar. Sabah götürüyordum, akşam tekrar alıyordum onu. Her gün yani bu 2 sene böyle devam etti. 2 sene üst üste Sübyan kursuna gitti. Sonra ilkokul başladı. Güzeldi, güzel telaşlardı hepsi. İlk başta başladığında daha böyle hem daha yaş olarak küçüksün, bir de ezber kapasitem böyle daha azdı. Yani 2 saatte ezberliyorsam bir sayfayı, şu anda işte %50-%75 düştü o oran. Bayağı kısa bir sürede ezberleyebiliyorum. Okulda yıl sonu notlarım da yüksek geliyordu. Sınavlarda da başarılı oluyordum ama hep hafızlık sayesinde, yani hep beynimi açtı işte. Daha her şeyi daha çok hatırlamamı sağladı. Hafızlığına çok faydası oldu okul olarak. Hocalarım bir hafıza başladığımdan itibaren, hatta kursa başladığımdan itibaren bir sürü hocam oldu ama yani bayağı oldu ama hepsini ayrı ayrı seviyorum. Daha çok, bazılarını daha çok seviyorum. Ama hiçbirini sevmemezlik olmadı yani. Hepsi bizimle zaten özel ilgileniyorlar. İşte bir sorunumuz olduğum hemen gidip söylüyoruz işte, hocam böyle böyle bir durum var diye. Hemen hallediyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Çok seviyorum hepsini. Annesi Ahmet'e 1,5 aylık hamileyken benim babam aniden rahmetli oldu. Babam rahmetli olunca babamın ismidir Ahmet. Ben oğluma Ahmet ismini koymayı düşünürken kendim de hafız olduğum için böyle içimden ona Hafız Ahmet adı koymak geldi. Annesine de sordum. Zaten hani acımız da tazeydi ailemizin, büyük babamız rahmetli olunca. Benim için sorun değil. Sen koymak istediğin ismi koy dedi. Yani açıkçası ben koymuş oldum adını. Belki annesiyle oturup düşünsek şu ismi mi koyalım, bu ismi, bir isimde karar kılardık ama babamın da daha yeni rahmetli olması vesile oldu. Kendim de hafız olduğum için adına sıfat olmasına rağmen hafız olarak isim koymuş oldum. Tabii hafızlık deyince benim için akan sular duruyor. Benim için hem zor bir dönem oldu hafızlık seneleri. Evladım için de zor bir dönem olur mu diye ilk başlarda düşünmedim değil. Bizim hafızlık yaptığımız hocalarımız şu anda bir tanesi hariç, 4 tanesi şu anda hayattalar. Bir tanesi Muhammed Hocam rahmetli oldu geçtiğimiz yıl. Rabbim rahmet eylesin. Onun haricindeki hocalarımızın hepsi hayatta, benim hocalarımın hepsi hayatta. Onların hepsinin ağzında benim duyduğum bir şey vardı. Şöyle derlerdi: hafızlık yapmak iğneyle kuyu kazmaya benzer ibaresini ben gerçekten yaşadım. O iğneyi elime aldım ve gerçekten o kuyuyu kazdım. Gerçekten belki günümüzde semeresini elde ediyoruz. Hocalarımızın birisi şöyle söylerdi: Allah Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle hafıza zorluk meşakkat yaşatmaz. Kur'an hoş tutar, boş tutmaz derdi. Ben hafız olarak İmam Hatip Lisesi'ne başladım. Ortaokulu bir senede verdim. Liseye başladım. Lisede de hafız olmam hasebiyle hiç zorluk çekmedim. Şimdi evladımız doğduktan sonra ona hafız ismini verdikten sonra yaklaşık 3,5 yaşına geldiğinde bunun Kur'an kursu hayatı başladı Sübyan okullarından derken, etrafımdaki insanlara sormaya başladım. İşte ben oğlumu hafız yapmak istiyorum. Nereye verebilirim, nasıl verebilirim diye hemen yakınımdaki Kur'an kursuna vermeye karar verdim. Oradaki hocalarımızın gerek sistemi, gerekse eğitimleri, gerekse sosyolojik ve psikolojik olarak çocuklara yaklaşımları bizi çok etkiliyordu. İnsanların örnek rol model olarak baktığı kişi konumunda şu anda hafız. Yani hafızın asla yanlış yapma lüksü yoktur. Yani toplumda
ki insanlara özense, ki hafız özenilen kimsedir, insanlara özense bir yanlış hareket yapsa veyahut da sıradan insanlar gibi davransa dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e yapılmış bir yanlış gibi bakılıyor toplumumuz tarafından. Gerçi insanların bu konuda belki haklı gerekçeleri vardır ama ben de buna katılmakla beraber hafızlığın ne kadar önemli bir müessese olduğunun gerek ben de din eğitimi vermesem de yaklaşık ilkokuldan sonra 11 yaşımdan beri bu hafızlık müessesesinin içindeyim. Vazife olarak da din görevlisi, cami imamıyım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliyim. Sadece imam olduğum için değil, bir aile babası olduğum için babamın bana yapamadıklarını hafızlık yaparken gerek maddi gerek manevi yapamadıklarını ona yapabilme adına, benim çektiğim hafızlık sırasındaki sıkıntıları onun çekmemesi adına Kur'an kursuna başladıktan sonra mesela hafta sonları eve gelir, cumartesi günleri eve gelir, pazar akşamları gider. Hafız böyledir. Hatta hafızın izni olmaz denilir. Cumartesi günü öğlen kursundan çıkar, akşamüstü 5 gibi 6 gibi eve gelir, ulaşır. Ertesi gün pazar günü 5 gibi 6 gibi kursuna ulaşır. O zaman dilimi içerisinde hafız evde ne yapar derseniz, hafız evde anasına doyamaz, babasına doyamaz, yemek yemeye doyamaz, uyumaya doyamaz ki pazartesi günü vereceği dersi de yapması gerekir. O olmadığı zaman önemli bir hasret, önemli bir özlem oluyor. O hasreti, o özlemi bastıramıyorsunuz efendim. Evladınıza yansıtamıyorsunuz. Canım, yavrum, evladım, ben seni çok özledim diyemiyorsanız, diyemiyorsunuz deseniz o sizden daha fazla özlem duyuyor. Dolayısıyla sokaktaki akranları bakıyor, gülüyorlar, oynuyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar veyahut da gayri ahlaki, gayri dini, gayri İslami yaşıyorlar. Ya ben niye Kur'an kursundayım, ben niye yatılıyım, ben niye onlar gibi gezemiyorum, ben niye onlar gibi yiyemiyorum diye düşünebiliyor. Dolayısıyla o ince noktayı, o ince çizgiyi, o kırılma noktasını çok iyi ayarlamanız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر صدق الله العظيم. Kur'an zaten Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi ama okurken, ezberlerken bunu anlamak çok daha kolay oluyor ve Kur'an'ı da çok seviyorum. İşte ezberlerken unutmamak, hani okumak, okurken hani artık böyle çok güzel geliyor hani insanın kulağına. Okurken böyle insan neşeleniyor, mutlu oluyor. Yani canım sıkıldığı zaman öyle ara sıra kendi kendime sevdiğim yerleri okuyorum böyle. İçim rahat oluyor, ferah oluyor.